Gönle düşene hoş geldiniz efendim. İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de gayet iyiyiz. Elhamdülillah. Şu fani hayatı dünyeviyede bize ayrılan sürenin dolmasını bekliyoruz. Fakat bu dünyaya bize ayrılan sürenin dolmasını beklemek için gönderilmedik. Bu süre içerisinde Allah'a gerçek anlamda kulluk edelim diye gönderildik. Ama hakikaten çok zor. Yani sizi o kadar iyi anlıyorum ki iş yerinde sabretmek zorundasınız. Trafiğe çıkıyorsunuz, sabretmek zorundasınız. Kayınvalidenize, eltinize, eşinize, hatta kendi çocuğunuza dahi sabretmek zorunda kalıyoruz. Öyle değil mi? İnsanlarla ilişki, içtimai hayatımızdaki ilişkiler bazen çok zorlayıcı olabiliyor. Çünkü yaşadığımız hayat aslında genel anlamda baktığınızda çok da insani bir hayat değil. Eskiden nasılmış? Böyle tek katlı evler, bahçeli evler, önünden bir ırmak akar. İnsanlar birbirlerinin evlerine ziyarete gider gelirlermiş. Başınızı havaya kaldırdığınızda gökyüzünü görürmüşsünüz gündüz gezerken ya da akşam dama yataklar serilirdi bizim oralarda. Şöyle yatardınız ve gökyüzünü, yıldızları seyrederek uyurdunuz. Ama şimdi bakın 20 katlı, 30 katlı bina alar, herkes üst üste, yukarıdaki elinden bir çay kaşığı düşürse alt kattan biz duyuyoruz bunu. Üst üste koyulduk, üst üste istif edildi insanlar. Hiç kimsenin özel hayatı kalmadı. Hele dar sokaklarda, dar mahallelerde o özel hayat dediğimiz şey neredeyse mahallece yaşanıyor. Böyle olunca da yani yaşam şeklimiz fıtratımıza uygun olmayınca haliyle de sinirler geriliyor, sabırlar tükeniyor. En ufak bir şeyde herkes birbirine bağırmaya başlıyor. Zor, gerçekten zor. Şu zamanda gerçekten imanla günah işlemeden ya da en az günahı işleyerek yaşamak, yaşamı devam ettirmek hakikaten zor. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ya, öyle bir zaman gelecek ki insanın imanını muhafaza etmesi ellerinin içinde kor bir ateşi tutmasından daha zor olacak diye zannediyorum. Allah daha iyisini bilir elbette ama o zamanlar bu zamanlar. Çok günaha bulaşıyoruz, çok fazla kızıyoruz, kalp kırıyoruz, yediğimize günah bulaşıyor, kazandığımız paraya günah bulaşıyor, iletişimimize günah bulaşıyor, televizyon izliyorsun günaha giriyorsun, YouTube izliyorsun günaha giriyorsun, bir sinema filmine gideyim diyorsun, bir sürü abuk subuk sahneyle karşılaşıyorsun, kendini koruman o kadar zor ki metrobüse biniyorsun 50 tane adam etrafında, nasıl ben günah işlemeden 24 saatimi geçireceğim değil mi? Ama Cenab-ı Allah'ın muradı da zaten biz hiç günah işlemeyelim değil ki, biz günahtan kaçalım. Allah'ın varlığından, varlığını unutmayalım. Onun varlığından her an, her dem haberdar olalım ve en az zararla bu sayfayı kapatalım istiyor Cenab-ı Allah. Ama düşünün bir böyle günahlar işlemişsin. Zaten böyle sabit dursan, stabil halindeyken bile şu zamanda günaha bulaşmaman mümkün değil. Bir şekilde günah gelip seni buluyor. Düşünün ama bir de bunun üzerine ekstra günahlar işliyorsunuz. Yani büyük günahlara giriyorsunuz. Allah muhafaza. Öldünüz, gittiniz. Mahşer meydanı kuruldu. Bütün insanlık alemi milyonlarca, milyarlarca, trilyonlarca yaratılmış sizin hesabınızı izliyor ve orada mizana bir kefeye sevabınız kondu, bir kefeye de günahlarınız kondu ve başladınız hesabı vermeye. Düşünün, günahlarınız bir bir ifşa oluyor. Şu zamanda şunu şöyle yapmıştın. Tak, günah kefesi ağır basıyor. Getiriyorlar, o da yetmezmiş gibi başka bir günahını getirip geri üstüne koyuyorlar. Başka bir günahın daha geliyor. Diyorsun ben bunu unutmuştum ya. Getirip üstüne koyuyorlar. Başka bir günahın geliyor. Artık iyice dibe vuruyor günah kısmı. Cehennemlik olacağınız kesinleşmek üzereyken bir şey oluyor. Bir bakıyorsunuz o kefe, o dolu kefe birden boşalıvermiş, sevap kısmı zınk diye böyle basmış ve cennete gidiyorsunuz. Soruyorsunuz, ya Rabbi az evvel burada bir sürü günahım vardı benim, birçok günahım vardı. Neden şimdi bunlar birden yok oldu da sevaplarım ağır bastı ve ben cennetlik oldum? Allah buyuruyor ki seni affettim. Günahlarını affettim buyuruyor. Düşünün. Sevinir misiniz, sevinmez misiniz? Düşünün, cehenneme bir adım kalmış. Artık gitmek üzeresiniz ve birden bütün oyun bozuluyor ve siz cennetlik oluyorsunuz. Neden? Çünkü Cenab-ı Allah sizi affetti diye. Ne hissederdiniz? Bağırırdınız, zıplardınız, koşardınız. Orada civarınızda bulunan herkese sarılmak isterdiniz değil mi? Bu mutluluğunuzu herkesle paylaşmak isterdiniz değil mi? Bu mümkün mü peki? Evet, mümkün. Kim müjdeliyor bunun mümkün olduğunu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ne diyor biliyor musunuz? Ne buyuruyor Efendimiz? Diyor ki, siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de
size merhamet etsin. Bunlar küçük küçük kapılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bazı böyle küçük küçük kurdelalar bağlar yollarımıza. Yani bizi cennete giden yola bizden evvel Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yürümüş ve kurdelalar bağlamıştır. Biz o kurdelalardan anlarız ki ha evet doğru yoldayım. Ya da ne zaman böyle yolumuzu şaşırmaya başlasak deriz ki hayır bu yolda değil bak Allah Resulü'nün astığı kurdele orada. Bu yolu takip edeceğiz der ve öyle öyle kurtuluşa giden yolu buluruz. Bizler yerdekilere merhamet edeceğiz ki göktekiler de bize merhamet etsinler. İnşallah. Dolayısıyla bazen düşünüyorsunuz, düşünün çok sevdiğiniz, çok yakın bir dostunuzla kavga ettiniz. Emirhan benim en iyi arkadaşım. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Böyle en ufak bir gelişmeyi bile birbirimize anlatmak için böyle sabırsızlanıyoruz gün içerisinde. Birbirimizi gördüğümüzde sarılıyoruz, kokluyoruz, canım kardeşim diyoruz. Ne vakit tek başımıza yemek yesek hiç keyif almıyoruz. İlla istiyorum ki Emirhan da olsun. Onunla beraber yeseydim, yarım porsiyon yeseydim ama keşke Emirhan'la paylaşsaydım diye sürekli içimden geçiriyorum. Sonra Emirhan'ın bir gün sinirli gününe denk geldim. Emirhan'la tartışırken Emirhan hiç söylememesi gereken maksadını aşan bir şey söyledi ve çok kalbim kırıldı. Düşünün şimdi. Bunu hayatınızdaki o kadar çok yere oturtabileceksiniz ki tartıştınız, kalbiniz kırıldı ve aslında davanızda haklısınız. Ben Emirhan'la olan tartışmada, davamda haklıyım. Peki soru şu. Haklı olmam, mutlu olmama yetiyor mu? Yani haklılığım beni mutlu etmeye yetiyor mu? Evet haklıyım ama Emirhan nerede? Emirhan yok artık. Mutlu musun? Değilim. Haklı mısın? Evet. Mutlu musun? Hayır değilim. Niye? Keşke böyle olmasaydı ve Emirhan'la benim dostluğum sonsuza dek devam etseydi. Keşke aramıza bu soğukluk girmeseydi. İnsanın haklı oluşu mutlu olmasına yetmiyor kıymetli dostlar. Yaşadıklarınızı düşünün. Eşinizle, çocuğunuzla, kayınvalidenizle, hısım akrabalarınızla, iş arkadaşlarınızla, patronunuzla yaşadıklarınızı düşünün. Belki birçoğunda haklısınız. Peki mutlu musunuz? Haklı olmak sizi böyle tatminkar bir mutluluk hissi yaşatıyor mu size? Tabii ki hayır. Haklı olmak güzel ama mutlu olmaya yetmiyor. Ve o haklılıklarınızı yıllarca yanınızda taşıyorsunuz biliyor musunuz? Sürekli cebinde, gönlünde, kalbinde bir yerde bir mevzu açılsa hemen onu anlatıyorsunuz. Vaktiyle benim de en dost bildiğim insan bana şunu yapmıştı da ben de neler neler çekmiştim de halbuki ben ona neler neler yapmıştım da o bunların hepsini es geçti ve böylelikle beni ezdi geçti. Ayağının altında harcadı beni. Hiç değer miydi? Ben bunları hak ediyor muydum? Bu haklı bir insanın serzenişi ama mutlu bir insanın serzenişi değil değil mi? Haklı ama mutsuz. Bir vakit Twitter'da öyle yazmıştım. Demiştim ki insanın haklılığı da yüktür kendisine biliyor musunuz? İnsanın haklılığı da yüktür. Bazen insan bir kalabalık caddenin kenarına, bir kaldırımın kenarına ne kadar haklı olduğu dava varsa o haklılığını o kaldırımın kenarına bırakıp arkasına dönüp bakmadan ilerleyip gitmeli. İnanın bunu yapmalıyız. Çünkü o haklılığımızı düşüne düşüne mütemadiyen zihnimizde deveran ettirerek kendimizi daha da mutsuz ediyoruz. Kendinize şu soruyu sorun. Emirhan'la aramda geçen bu hadiseden Allah haberdar mı? Evet haberdar. Peki haklıyla haksızın birbirinden ayrılacağı, mutlaka ve kesinlikle birbirinden ayrılacağı o gün Cenab-ı Allah haklıya hakkını, haksıza da haksızlığının bedelini, karşılığını ödetecek mi, verecek mi? Evet verecek. Sıkma canını. Allah biliyor. Her ne yaşadıysan Cenab-ı Allah bundan haberdar. O yüzden affet Emirhan'ı. Emirhan'ı affet çünkü haklılığın seni mutlu etmiyor. Emirhan'la dostluğuna devam et. Affetmek çok güzel bir şey. Finalde size şöyle bir hikaye anlatayım. Adam biri bir tren yolculuğu yapacak. Bir kompartımana biniyor. Gencecik bir çocuk. Çocuğun haline, hareketlerine şöyle bakıyor. Çocuk huzursuz böyle dışarıya bakıyor. Kalkıyor, oturuyor böyle ellerini bağlıyor. Tırnaklarını yiyor falan. Sohbet etmeye başlıyorlar. Meğer çocuk uzun yıllardır hapiste yatan bir çocukmuş. Cezaevindeymiş. Vaktiyle utanacak bir şey yapmış. Suç işlemiş köyünde. Sonra oradan hemen bunu cezaevine yollamışlar. Ailesi de yıllardır buna yazmamış, arayıp sormamış. Bu kendi kendine üstün zannetmiş. Yani ailem cahildir, belki yazmayı becerememişlerdir diye düşünmüş. Ya da ailem gelecek ama onlar zaten fakir insanlar, durumları yok. Belki o yüzden gelemiyorlardır diye hep üstün zannetmiş. Çünkü ailesinin o kendisinin yaptığı günahtan çok utandığını biliyormuş. Bir gün ailesine tahliye olmadan önce bir mektup yazmış. Demiş ki, anneciğim, babacığım, ben utanacak bir
suç işledim, bir günaha düştüm ve siz köylüye karşı mahcup oldunuz. Ben size daha önce mektup yazdım, cevap yazamadınız ama ben bunu şeye veriyorum, ya mektup ulaşmadı ya yazamadınız, beceremediniz çünkü hani yarım okullu bunlar. Eğer anneciğim babacığım beni affettiyseniz, beni tekrar oğlunuz belliyorsanız, ne olur o trenle köye girdiğim o çiftliklerdeki elma ağaçlarından birine beyaz bir kurdele bağlayın. Ben anlarım ki beni affettiniz. Ama yok, hala bana kırgın kızgınsanız, beni affetmediyseniz, ben bakarım ağaçlarda o beyaz kurdelayı görmesem hiç trenden inmem, devam eder giderim, sizi de utandırmam demiş. Adam bu hikayeyi dinleyince çok etkilenmiş. Artık köye doğru yaklaşmaya başlayınca tren, çocuk gözyaşlarına boğulmuş, heyecandan cama yapışmış böyle bakıyor. Adam demiş ki, istersen gel ben bakayım ağaçlara, sana haber vereyim, senin kalbin bu heyecanı kaldırmayacak herhalde delikanlı demiş. Çocuk çok memnun olurum demiş. Böyle gözlerini kapatmış, böyle oturuyor, böyle oturuyor, bekliyor. Adam da camdan dışarıya bakıyor. Bir süre sonra adam elini o delikanlının omzuna koymuş. Demiş ki, hey çocuk, bak şu camdan dışarı, bak ne göreceksin demiş. Çocuk şöyle başını kaldırmış, camdan bir bakmış ki dışarıya, köydeki bütün elma ağaçlarının üstü böyle gelinlik kız gibi beyaz kurdelalarla süslenmiş. Anne, baba ve bütün köylü o çocuğun affedildiğini ona müjdelemek için bütün ağaçları beyaz kurdelalarla süslemişler. Düşünebiliyor musunuz? O çocuğun mutluluğunu düşünebiliyor musunuz? Şimdi gelelim tekrar başa. Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Hiçbirimizin sonu belli değil. Suç ise eğer, hangimiz suçsuzuz? Bir düşünün. Hangimiz hata etmedik? Hangimiz kalp kırmadık? Hangimiz günaha girmedik? Hangimiz suç işlemedik? O affedildiğiniz andaki mutluluğu yaşamayı ne çok istiyoruz değil mi? O affedildiğimiz andaki mutluluğu hiç unutmuyoruz. Size de hata ediyorlar, sizin de kalbinizi kırıyorlar, sizi de üzüyorlardır değil mi? Kendi nefsiniz için olmasa dahi Allah rızası için, o mizandaki o dengenin bozulması için, kendi mutluluğunuz için, hepsinden önemlisi göktekilerin de size merhamet etmesi için merhamet edin, affedin, olur mu? Allah'a emanet olun.